Biraz çekim yaptık. Tuana'nın kanalına arkadaşları evet. merak ediyordu odasını. Tuana'nın odasını gördünüz mü? Buraya geldik. Çevre duvar olacak değil mi baba? Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün sizlerle beraber yeni evimizde size yeni odamı göstereceğim. Size inşaat halinde olduğunu ısrarla söylememe rağmen inşaat halinde de olsa da çek dediniz. Sizler için bağ evimize geldim ve burayı sizlere tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Yine de birkaç bir şeyi oldu size son gösterdiğimden beri. Ama henüz ne eşyalar oldu ne de oturmaya hazır. O şekilde de olunca göstereceğim tabii ki. Ama çok ısrar ettiğiniz için size şu an bu halinde göstermek istiyorum. Bu arada Tuana şey söyleyelim arkadaşlar. Biz ortalama ne kadar süre burada kalacağız? Yazın, her ay 5 ay. Yazın. Arkadaşlar yazın 4 ay 5 ay. Efin yeliğini çıkarma. Serin çünkü içerisi. Şimdi arkadaşlar kısa bir entry de olsun. Öncelikle içeri girdiğimizde... Kapıyı kapatamadım. Hani kapıyı sal. İçeri girdiğimizde burası bizim mutfağımız olacak. Şöyle mutfak. Burası da salon. Hemen döndürelim. Televizyon yerimiz var. Burası televizyon. Bunları evet. şimdilik getirdik çünkü neden? Bahçeye kurulacak. Çık falan. Aynen bunlar bahçeye kurulacak. Benim buradaki fazla eşyalara dikkat almayın. Şöyle çatıları gösterelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi camlar falan takıldı. Bahçe düzenlemesi yapılmadı. Şeyler daha çok hazır arkadaşlar. Banyo var. Mesela bu Alkıt'ın banyosu. Bakın bu şekilde banyomuz, tavanı falan gösterelim. Tavanı bu arada. Tavan hazır. Burada evet. sadece duşakabin gelecek. Şurası duşakabin alanı. Evet, burası duşakabin. Buraya bir ayna gelecek, sarı bir ayna. Burası burayı gösterelim. Burası Efe'nin misafirler geldiği yer olması için. Burası arkadaşlar. Anneannemler, teyzemler vesaire ya da yaşlı misafirlerimiz geldiğinde kalması için olan bir misafir odası. Hatta burada da aldığımız şeyler var. Neydi bunların adı? Boyalar. Boyalar falan var. Böyle el boyanacak. Burası da tamam bu arada içlere spot konulacak arkadaşlar. Bu oda daha bir ferah bir oda. Neden? Penceresi fazla olan bir oda. Şimdi gelin arkadaşlar. Yukarı kata çıkalım. Yukarı kata çıkmadan önce şurada ufak bir sürpriz var. Burası merdiven altı. Merdiven altı ürünler falan dermişim. Buraya büyük ihtimalle dolap yaptırılacak. İşte ayakkabılarımız olsun vesairemiz olsun. Fazlalığımızı oraya koyabilmek için. Şimdi yukarıya çıkalım. Size biraz daha ikinci katı göstereyim. Bu arada bizim bu villamız toplam 3 katlı arkadaşlar. O şekilde de söyleyeyim. Evet, tavanlarda yine şu yerde merdivenlerin yanında spotlar olacak arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle size kendi odamı göstereceğim. Çünkü zaten mühim olan da bu. Yerler yapılmış bu arada. Burası benim odam. İkinci katın en büyük odası benim. Tavanımdaki spot yeri bu şekilde dalgalı bir şey. Ve odam da gayet baya geniş. Bir sürü de bir yerler odam da var arkadaşlar. Ve benim odam da en ferah odalardan biri. Neden derseniz penceresi çok olan bir oda. Ve balkonu var. Penceresi balon olan bir yer. Gelin arkadaşlar. Bu arada balkonumda L bir balkon. Tuana'da Türkiye'de bir balkon görmüştük. Hatırlıyor musun? Sen demiştin hatta benim balkonum olduğunu yapabiliriz. Ha, arkadaşlar buralar da bizim bağlarımız. Bunlar üzüm bağı. Şu an böyle olduğuna bakmayın. Şu an çünkü mevsimdeyiz. Evet, normalde burada üzümler oluyor. Üzüm bağlı burası arkadaşlar. Bir de işte dışarıdan daha soğuk geçiyor. Burayı ne yapacaksın? Tuana, o Ikea'daki balkona dönüştürmeyi düşünüyordun. Öyle planların vardı. Aslında ama aynı balkon lazım. O da buraya yerleşecek. Burası benim odam. Mesela Tuana yatağını falan nereye koyacaksın? Aynı nereye koyacaksın? Ha, biraz var mı? Bahsettiğim yatağımda kafam şöyle, yatağım genel olarak ben şöyle düşünüyorum. Ciddi misin? Benim şu tarafa yatak koyacağın aklıma gelmemişti. Yok, bu tarafa düşünüyorum. Ya şu tarafa... Ama kapı o da. Yok, ben bu tarafa düşünüyorum. Ben mesela düşünmüştüm. Hayır, bu tarafta yatağım olacak. Ayna. Şu tarafta aynalı bir komedi. Bu tarafta ama bir de ayna bunun küçük kalmaz mı ya? Çok da oraya da aslında şuraya koyalım. Aynen, burası da boş. Şuraya burası boş. Sonra arkadaşlar şuraya bir tane bu ya buraya bir tane böyle boya aynası gibi. Ama boya aynası da büyük ihtimalle şuraya koyup buraya bir tane sandalye almayı düşünüyorum. Arkadaşlarım geldiğinde falan rahat bir şekilde oturabilsinler diye.
buraya böyle bir sandalye, şuraya mesela makyaj masası gibi bir alan, burası yatak, kenarda komidin, şuraya da bir boy aynası. Ben ne düşünmüştüm biliyor musun? Yatağın başını buraya verirsin diye düşünmüştüm. Hayır, asla. Öyle bir yatak başı, şu karşıda, bak bu karşıya mesela o ışıklı aynanın falan ya yok, da yok, elbise yolladım ama dolabını. Elbise dolabını da koyabiliriz. Yok. Ana. Ne oldu? Elbise dolabı nereye gidiyor? İşte o yüzden dedim buraya yatak koymak çok saçma olur. Hayır. Burası yatak. Burası yatak. Burası elbise dolabı. Hı. Buraya aynalı komidin. Köşeye boydan ayna. Bir de şuraya koltuk. Yani, tamam işte. Aynan bence direkt karşısı da olabilir bak şurası. Burası ayna olabilir, ışıklı ayna. Kapıdan giren direkt ışıklı aynanla karşılaşır şöyle. Burada makyaj ürünleri ve ışıklı aynan değil mi Efrin? Olabilir tamam. Haber ayarlarım bana. Bence arkadaşlara diğerlerini de göstereyim. Şurası da evet, yine diğer banyomuz ama. Banyosu, banyonusu. Evet şöyle tavanı göstereyim. Çünkü bu tavan da özel yapım. Evet buralar biraz dolu. O yüzden sonra eşyalarla dolu. Bunu sonra size yine çekeyim. Açayım mı? Yok açma anneciğim. Hayır açma tabii ki de. İnşaat şu an. Hayır açarsan kötü olur. Burası annemlerin odası arkadaşlar. Annemlerin odasının manzarası çok güzel. Burası akşam üstüye doğru pembeli morlu bir şekilde hava geçişi oluyor. Burada çok güzel oluyor. Aynen burası arkadaşlar güzel. Tabii şu anda çevre duvarımız yapılmadı henüz. Çevre duvarımız da yapılacak daha. Şimdi yani işler az kaldı. Bakın yer taşları hazır. Alçılar tamam. Geriye bir tek şu anda boya, bir haftaya kadar boyacı eve geliyor. Efrin gel, Efrin'in odasını götür. Orası da Efrin'in odası. Efrin odasını kendisi tanısın. Hadi bakalım Efrin bu arada. Odası en kötü o. Hayır. Bence en müthiş oda. Arkadaşlar, Efrin sen nasıl bir tasarladın? Bize bir anlatır mısın anneciğim? Ben daha önce hiç mesela ben seni yatağını şöyle düşündüm. Efrin yatağının başını böyle koyarız. Aynen öyle. Öyle düşündüm. Sen kafanda var mı bir şeyler? Yok. O zaman sen o zaman biz sonlanın videosunu açıyoruz. Sonra video senin. Evet devam, devam ediyoruz. Aynen. Hayır devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videosu and I girl. Evet devam ediyoruz. Şimdi yine çıkıyoruz. Üçüncü kattayız arkadaşlar. Bu arada şurada çok büyük bir duvar var. Şurada büyük bir tablo gelecek oraya. Orada ayakkabılarını beğendiyseniz videolar. Büyük bir tablo gelecek arkadaşlar oraya. Allah ayakkabı. Şimdi burası da teras arkadaşlar. Burası daha sıcak oraların içinden. Evet evin içi daha. Burası daha güzel. Yani arkadaşlar çıkıyor. Burası cam balkonuna kapanacak normalde. Evet, ama gördüğünüz şuraya, gibi. Şuraya arkadaşlar. Manzaraya bakar mısınız? Burası çok güzel. Videoyu böyle yapacaksın. Burası bir bar. Yani mutfak olacak. Mutfağın önünde bir bar dönecek muhtemel. Anne ne mutfağı? Buraya tabii, ne mutfağı düşünüyor? Tabii canım o duvar komple kapanacak. Mutfak şeklinde tamam anne kapanacak. Ondan olsun. Oradan ön tarafa bir bar gibi bir şey dönebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası da böyle şey yine. Özel. Yani şöyle burası güzel bir alan oldu aslında. Çünkü evin en havadar yeri. Şöyle karşıdan da bakarsanız. Manzara çok güzel dediğim gibi. Arkadaşlar burası cam balkonla kapanıp işte mutfak yapılacak. Barlı bir mutfak yapılacak şuraya şu bölüme. Ondan sonra burada keyifli videolar gelir mi? Anne! Sevimli kardeşlerim gelir. Anne şey diyorum bu videoyu şimdi kapanışını yaptıktan sonra şey koyar mısın? Ne? İlk inşaat halini çekmiştin ya. İnşaat halini çekmiştin. İlk inşaat halindeki turunu da çekmiştin ya. Evet ama... Onu da sessiz bir şekilde hızlandırarak koyar mısın arkadaşlar? Koymaya çalışırım arkadaşlar. Bulursam koymaya çalışırım. Tabi bu Tuana ZB'ye ilk turun ama. Evet. Çünkü sevimli kardeşleri çekmişti. Olsun işte sevimli kardeşleri çekilerini biraz daha hızlandırarak küçük bir kısmını koyarsan tamam. Benim takipçilerim de mağdur şey nedir onun adı? Mağdur kalmasın. Tamam. Evet arkadaşlar bizim videomuz buraya kadardı. Umarım evimizi ve videomuzu beğenmişsinizdir. Video mu doğrusu? Çünkü sevimli kardeşlere zaten bu videoyu evet. Çekmiştik arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Umarım bu kadar merakınızı biraz daha yenebilmişsinizdir. Ev tamamen olduğunda da zaten sizlerle beraber dizayn edeceğiz diye üzerine basa basa söylemiştim. Tuana şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bir hafta sonra ev boyanacak.
Evi andıktan sonra 20 gün sonra da kapılar takılacak. Eğer isterseniz o zaman da çekebilirsiniz. Anne ama ev boyandıktan sonra ve kapılar takıldıktan sonra bir şey değişmiyor. Bence ev boyandıktan ve kapılar takıldıktan sonra artık yavaş yavaş eşyaları almaya başlayınca çekelim. O zaman marangoz işleri falan yapılsın sonra çekelim. Değil mi? Zaten benim odamda marangozluk bir şey yok arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ben odamı direkt gideceğim. IKEA'dan dolabımı bu istiyorum, yatağımı bu istiyorum, şunu şu istiyorum, bunu bu istiyorum diyeceğim. Bu arada şimdi diyeceksiniz ki hani bunu bu istiyorum, her istediğin alınıyorum falan filan diyeceksiniz. Arkadaşlar benim paramdan da konulacak sonuçta. Şimdi onu lütfen şey yapmayalım. Aynen, sonra param ben biriktiriyorum, ondan da koyacağız yani. Annemler üzerine eksik kaldığını ekleyecek. Evet arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone, videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar, anneciğim anahtarımızı tut. Şu an bahçemiz bu şekilde ve ben burayı şu an sana olsun diye çekiyorum aslında. Çünkü daha sonra tanıyamayacaksınız arkadaşlar bu bahçeyi. Neden? Gerçekten çok güzel bir şey olacak bu arada. Babam da gelmiş. Arkadaşlar bahçe için çok güzel bir düzenleme düşünüyoruz. Öncelikle bir bahçe duvarı çekilecek buralara, sonra komple çimlendirilecek. Evet. Çimlendirildikten sonra güzel bir alan haline gelecek burası, emin olabilirsiniz. Tabii daha balkon camlarımız da gelmedi. Şurada. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hayatım. Biraz çekim yaptık Tuana'nın kanalına. Arkadaşlar evet, merak ediyordu odasını. Tuana'nın odasını gördünüz mü? Buraya geldik. Çevre duvar olacak değil mi baba? Çarşamba günü boyamız başlıyor. Oo iyi, süper. Boyamız olacak, kapılar takılacak, marangoz işimiz bitecek arkadaşlar. Arkadaşlar araba sürmeyi öğreniyorum. Videosunu izlemediyseniz onu izleyin. Çünkü ben artık öğrenmeye sürebiliyorum. Aynen. Buraya ne olmuş? Ne olmuş? Bir şey dökülmüş. Ha evet, temizliğe vermiş baban. Temizlikçi bir şey dökmüş oraya. Bakayım. Koduma bulaşmaz değil mi? Bulaşmaz diye düşünüyorum. Ama bu kurumuş. Kuru bir şey. Aynen. Hadi görüşürüz o zaman arkadaşlar. Bay bay.